kamp merkezi olarak gerçekten ülkemizin en değerli yerlerinden biri. Daha önce de gelmiştim. Samsun Spor'la ilk defa geliyorum. İşte dördüncü günü çalışma tempomuz devam ediyor. İyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Süper Lig'in ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl güzeldi bizim için. Şampiyonluk da noktalandı ama bu yıla burada başarılı olmak zorundayız. Bunun için hazırlıklarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi 11 yıllık bir hasret vardı. Samsun Spor aslında Türkiye'nin bir futbol şehri, futbol kenti. Geçen sene rüya gibi bir sezon yaşadık. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. Aslında bu gurur veren bir tablo. Yani şehir olarak çok mutlu olduğu, futbolla eskileri tekrar geri gelmesini hissettiğimiz bir yıl oldu. Sadece şampiyonluk değil, aynı zamanda şehirdeki o aidiyet duygusu tekrar yukarıya çıkmaya başladı. Hasretle Süper Lig'i bekliyorlardı. Şimdi önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacağız. Bu zor lig olduğunu biliyoruz. 100 yıllık kulüpler, taraftarı olan kulüpler, dev bütçeli kulüpler var. Bunu da biliyoruz. Ama biz de Samsun nasıl yıllar önce Süper Lig'in önemli bir markasıysa bundan sonra da zaten böyle olacaktır. İlk yıldaki hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Ondan sonraki süreçte zaten yukarıya doğru tırmanış, Avrupa'ya doğru hedef. Ama işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Geçen seneki başarılar hepsi geride kaldı. Önde başarılı olmak zorunda olduğun bir lig var. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Ya şimdi tabii ki ülkemizde sürekli sezon bittiğinde sürekli transfer konuşuluyor. Aslında doğru transfer politikası Avrupa'ya baktığınızda sezonda 1-2-3 transfer gerçekleşiyor. Ama ülkemizde maalesef bu rakam sayı olarak çok da artıyor. Bir sene sonra bir daha gidiyor geliyor. Doğru planlamayla tercih edilen oyuncuların aslında bir senelik değil en azından uzun vadede 2 sene 3 sene anlaşıp oyunculardan bir kurgu takım mühendisliği yaratmak ve başarılı olmak. Bir dahaki sene transfer sayısını azaltmak çünkü bu kadar transfer yaparak bütçeler dayanmaz. Ekonomik anlamda kulüpler büyük sıkıntıya düşüyor. Akademiler çok değerli. Bizim de Samsun Spor Futbol Akademisi'nden önümüzdeki sezonlarda oradan destek alacağımız oyuncular olacak. Bunun için zaten tesis hazırlandı. Transfer 8-10 arası transfer planlıyoruz. Tabii ki Eylül'e kadar süren bir transfer süreci var. Sistemimize uygun, bize katkı sağlayacak, saha içerisinde performansını arttıracağımız oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bize bu anlamda katılan oyuncularımız var. Bundan sonraki süreçte yine katılacaklar olacak. Her teknik adam tabii ki hazırlık döneminde oyuncu ister bütün oyuncu ama maalesef ülkemizde biraz daha geçişliyor. Yüksel Başkanımız, İcra Kurulumuz, Scout ekibimizle beraber uyumlu bir şekilde transfer politikamızı sürdürüyoruz. Doğru transfer yapmak derdindeyiz. Ki burada hata yapmak istemiyoruz. Onun için gerçekten güzel, uyumlu bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.